Merhabalar, hoş geldiniz kanalımıza, hayatımıza, yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlarım. Yeliz bacınız apar topar hazırlandı ve çıkıyor. Şöyle siyah bir kot giydim, üstüne kırmızı gömleğim. Altında her zamanki spor ayakkabım arkadaşlar ve her zamanki çantamla yollara düşüyorum. Haydi gidelim bakalım, gittiğim zaman anlatırım size. Çok hızlı bir şekilde gitmem lazım ve telefonla uğraşmamam lazım. Vakit kaybetmemem lazım. Haydi bakalım. Haydi gidelim. Neredesin Reyhancığım? Evin önündeyim. Var mı yolun bayağı? Gideyim oraya mı geleyim? Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Arkadaşlarım, Reyhan'ı almaya geldim. Reyhan'ı ve Sena'yı almaya geldim. Sabah sabah, yani öğlen iş çıkardılar. Hiç evden çıkacak durumum yoktu ama. Dün çok yorulmuşum da arkadaşlar. Bugün kahvaltıyı beraber yapalım falan dediler. Bir daha evde yorulma kahvaltıyla falan dediler. Halbuki ev uçuyor arkadaşlar. Ev uçuyor. Cansucum da gelmedi. Sonradan eklenirim anne belki size falan dedi işte. Öyle. Kahvaltıya gidiyoruz. Reyhan'ı aldım. Reyhan ameliyatlı biliyorsunuz. Beli ameliyatlı. Dolmuşta da çok rahat edemiyorum dedi. Böyle çok sarsıyor dedi. Hani hızlı kullanıyorlar falan. Agresif kullanabiliyor bazı dolmuş şoförleri. İşte sen ne zaman gideceksin Yeliz'cim falan filan deyince, hani beraber gideriz falan deyince, tamam Reyhan'cığım bekle dedim. Kıyamadım Reyhan'cığıma. Bekle dedim, beraber gideriz, ben alırım seni o zaman dedim. Geldim arkadaşlar, bir yatağımı topladım. Bir koltuğun kırlentlerini düzelttim ve evden çıktım. Bugün de böyle olsun bakalım. Yani videomuzu falan da sabah düzenledim, dün akşam çok yorgundum. Yetiştirmeye çalışıyorum işte arkadaşlar, bilmiyorum. İnşallah belli bir düzende sizlerle buluşma işini düzende, yolunda götürebilirim. Gerçekten hareketli, hızlı bir hayatımız var. Çok şükür Allah'a. İşimiz, dostumuz var. Her zaman söylüyorum. Hani yanlış anlaşılmasını da istemiyorum bunun. Rabbim sizlere de güzel arkadaşlar, dostlar, hayatınızdaki insanları sizlere hayırlı, sizleri de hayatında olduğunuz insanları hayırlı eylesin. İnşallah yüceler yücesi Rabbim. Öyle olunca ben de arkadaşlarıma ayak uyduruyorum yani arkadaşlarım. Siz benim yerimde olsaydınız hangisini tercih ederdiniz? Ay işim var, video çekeceğim mi derdiniz? Yoksa arkadaşlarınızla kaliteli, keyifli vakit mi geçirmek isterdiniz? Buyurun Reyhancığım. Buyurun. Buyurun. Videodayız. Buyurun Yeliz'ciğim. Hoş geldin. Hoş buldum. Videoda olduğumu fark ettim. Dedim Yeliz'ciğim konuşuyor, gene video çekiyor. Her an tetikte olacaksınız. Videoya hemen dahil olabilirsiniz yani. Evet. Biz şimdi gidelim bakalım arkadaşlar. Reyhan'a Cansu da demiştim. Nerede? Cansu sonradan eklenecek Sena. Tamam. Bismillah. Eklenirse. Cansu'yu olmaz. Biz bir gidelim bakalım arkadaşlar. Ve kahvaltı hazırlıkları yapılmış arkadaşlar. Sadece masanın düzeni kalmış. Şöyle kahvaltılıklar hazır. Gördüğünüz gibi Emineciğime geldik. Şu neyin? Reçel. Evet, reçelin kaşığı. Şöyle arkadaşlar. Patatesi, sosisi kızartmış. Hamuru kızartmış. Hemen şöyle tabakları falan da bir yerleştirelim. Hep beraber misler gibi kahvaltımızı yapalım bakalım.
Arkadaşlarım biz şimdi kahvaltımızı yaptık. Balkonda şöyle keyif yaparken kargo geldi. Emine'nin kargosu geldi. Buzdolabı koku gidericisini almış arkadaşlar. Şöyle Domol'un ürünü. Yorumları güzeldi Yeliz abla dedi. Memnunlardı. Denemek istedim dedi. Şöyle bir ürün almış. Bir denesin bakalım, memnun kalırsa biz de alırız. Şöyle şunu da bir göstereyim. Emine'ye pliya vermiştim. Birazcık yanmış manmış ama arkadaşlar. Niye biraz bakamamış gibi olmuş ama o kendini toparlar. Akşam sulayacak inşallah. Afyon'a falan gitti etti ya arkadaşlar. İyi canlı bile kalmış yani. Aynen, hatta daha kötüymüş. Arzu abla onu güneşten kenara almış. Değil mi? Baksana güneş yanığı yaprak. Burası kapalı kaldı ya balkonun. Evet. Olsun. Tutunmuş, hayata tutunmuş. Maşallah, subhanallah diyelim. Biz sohbetimize devam edelim. Arkadaşlarım, sırada kahve faslımız var. Sohbet, muhabbet ve soğuk kahve. Emineciğim şimdi şekil yapıyor bize. Kahve köpürdü arkadaşlar. Emine'nin de bir taraftan temizlik var evde. Şöyle kahveyi köpürttüler arkadaşlar, Nescafe'yi. Ve biz çıkıyoruz arkadaşlarım. Cansu'cum da geldi. Kahvemize eşlik etti. Şimdi çıkıyoruz. Acil bir çıkış yapıyoruz. Çünkü balkon takımımız gelmiş arkadaşlarım. Solunda geldi. Çok şükür. Çok şükür. Gidelim ayarlayalım yerini falan. Dedim yarım saate ben eve geçerim. İşte 1,5 saat sonra falan gönderin dedim. Yerini falan ayarlamamız lazım. Arzucum da gelmiş, onunla da vedalaşalım. Evimize geldik arkadaşlar. Hemen şu balkonu bir halledeceğiz. Önce kilimimizi makineye atacağız. Burada ne var ne yok hepsini boşaltacağız arkadaşlar. Zaten hep ayak sürüyordum. Balkon takımı gelecek, balkon takımı gelecek, düzene girecek diye. Şimdi şu çiçeklerimizi falan, her şeyi buradan bir boşaltalım. Değil mi lokum? Yardım edeceğim mi anneye? Şurayı tamamen bir boşaltalım. Annem seni yerim. Annem seni yerim, bal böcüğüm benim güzel kızım. Attı kendini yere, attı kendini yere. Dediğim gibi hemen şuraları bir halledelim arkadaşlar. Çiçeklerimizi falan. Lokumun sesini duyunca üzüm yataktan atlayıp koşarak geldi. Ya kıskandın mı üzüm? Annem. Kaçtı. Şu çiçeklerimizi falan, her şeyi buradan bir boşaltalım. Süpürelim, silelim, temizleyelim arkadaşlar. Sandığımızı da buradan çıkaralım. Burada sandığımız da var biliyorsunuz. Sandığımızı falan bir çıkaralım. Ondan sonra bir düzenleyelim bakalım. O zaman haydi bize kolay gelsin. Arkadaşlar sandığı böyle buraya koydu Ali Bey. Ben şuraya koydurayım istedim. Hani böyle peteğin oraya doğru istedim ama şimdi ittiririz. Şöyle balkonumuzu falan bir süpürelim, silelim, temizleyelim. Cansu'cum böyle yerlerde boya kalıntıları vardı. Onları şey yaptı. Böyle ince detaylı bakınca, dikkatli bakınca bayağı bir bayağı bir böyle minik boya şeyleri vardı. Asetonla onu temizliyor şimdi. Ben de burayı bayağı bir böyle boşalttım işte arkadaşlar. Şimdi süpüreceğiz, sileceğiz. Ondan sonra balkon takımı da gelir herhalde. O zaman bize kolay gelsin. Bütün balkonu boşalttık arkadaşlar. Üzüm gitme annem. Asetonlu yerler, patilerin olmasın. Şöyle Cansu'cum siliyor. Sadece kiraz ağacımız, fidanımız kaldı burada. Bütün balkonu boşalttık dediğim gibi. Bakalım artık gelebilir mobilyalarımız ve yerleştirebiliriz. Nasıl bir düzen olacak, nasıl şekillendireceğiz, nasıl yerleştireceğiz hiç bilmiyorum. Şu kiraz ağacında kızım onu da ver dışarıya da tamamen bir şey olsun. Şöyle tamam bakalım. Sandığı buraya aldık. Çiçekleri de üstüne aldım hemen. Burada da şöyle diğer çiçeklik var arkadaşlar. Bunu da buraya aldık böyle. Tozunu falan aldım, temizledim. Masanın üstü böyle uçuyor.
düzenleyeceğiz. Tamam yavrum. Yüzüm gel buraya. Gel buraya yaramaz. Çık. Seni. Buraya da bu çiçeğim düştü. Buraya da bunu koymuşum. Hızlı bir şekilde hareket edeyim dedim ama bu o kadar saldırgan bir kaktüs ki arkadaşlar, böyle tavşan kulağı diye biliniyor galiba ama dokunduğunuz an böyle yüzlerce diken elinizde kalıyor. Çok aşırı aşırı dikenli böyle ve o kadar küçük ki dikenleri, yani çok saldırgan. Böyle duruyor, bakalım şimdi dursun burada, en son nereye yerleştireceğim, ne yapacağım hiç bilmiyorum. Şöyle geçen gün aldığım dolmalık biberlerimi temizledim, bir taraftan da yemeğimi ocağa koymak istiyorum. Balkonun işi tamam, ortalık dağıldı ama yemek yapılacak mecburen. Şimdi soğanımı da attım, şöyle el rondumun içine güzel bir iç hazırlayacağım ve biber dolmamı dolduracağım, ocağa koyacağım pişmesi için. Akşam da oldu tabii ki, bir taraftan da yemeğimiz hazır olsun. O zaman hızlı bir şekilde yemeğimi de ortaya çıkarayım arkadaşlar. Arkadaşlarım bakın, burada çorba, şehriye çorbası yaptım. Şöyle arpa şehriye çorbası yaptım. Domatesli, sarımsaklı, biberli. Buraya da keşkek koydum arkadaşlar, tavuğum vardı. Düdüklü tencereye de onu koydum. Bakın burada da biber dolmam var. Biber dolmam tencereme fazla geldi. Pirincim içim tam geldi arkadaşlarım. Ama tencereme fazla geldiler. O yüzden şu büyük tenceremi aldım. Hemen domateslerini koyup bu tencereye alacağım. Sonrasında da salçalı suyunu yapıp ocağa koyacağım arkadaşlar. Pilav tenceresini de kızartma tenceresi yaptım ben arkadaşlarım. Kötü olmuştu artık. Tencere ihtiyaçlarım bayağı bir çoğalmaya başladı. Ali Beyciğim ekmek almaya gitmişti. Hemen kapımızı da açalım. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne aldın? Nasılsın? Ne aldın? İyiyim canım. Sen nasılsın? Doldurmuşsun poşetleri. Sürpriz mi aldın? Neymiş o? Buraya. Buradaki masada gösterelim canım benim. Burada gösterelim. Mutfak uçuyor çünkü. Cansucuğum şöyle Rexona'nın şu deodorantın rolon olanını almış arkadaşlar. İki tane ekmek aldı Ali Beyciğim. Hani sürpriz ne var burada canım benim şimdi? Ha, kurabiye almış. Allah'ım, ben yaparım ya. Ve kremalı sandviç bisküvi almış. Sürprizler bunlar arkadaşlar. Siz de benim gibi şaşırdınız eminim. Sürpriz deyip de içinden böyle hazır kurabiyelerin, bisküvilerin çıkmasına. İki tane süt almış ve yoğurdumuzu almış arkadaşlar. Rabbim kesesine bin bereket versin. Rabbim kese dibi göstermesin inşallah. Ha, üzmoş. Sürül çocuğum. Sürül. Sevilmek mi istiyorsun? Vallahi bekliyoruz hala arkadaşlar. Daha gelmediler. Saat 7:20 var. Gidip gelip bakıyorum ama gelmediler. Önce farklı bir sevkiyata gittiler. Öyle dedi telefonda bayan arkadaş. Telefon açtıklarında işte ben Emine'deydim. Dedim hani şu an müsait değilim. Evde değilim. Ondan sonra 5:30 gibi falan hani getirirseniz geçeriz yarım saate falan demiştim. O zaman bak, başka bir sevkiyatımız var. Orayı gönderelim. Ondan sonra sizinkini getirelim dediler. Tamam dedim ben de, artık geldi ya arkadaşlar. Eve de gelir. Bafra'ya gelmiş ya. Eve de gelir artık. Ben hemen yemeğimizi halletmeye devam edeyim. Biber dolmamı da ocağa koydum mu ya, akşam yemeği işi tamam demektir. Her araba sesine de böyle kafayı uzatıp bakıyoruz. Bakalım nasıl olacak balkonumuz arkadaşlar. Evimizin bütün eksikleri çok şükür Allah'a %90 tamamlandı. Ay, buraya hep yağmur mu girmiş? Çok kötü olmuş. Göstereyim size de. Şimdi gözüme çarptı. Bakın. Şu çok kötü olmuş. Bu menfezi de değiştirmedi Ali Beyciğim daha. Bunu da cam silerken arkadaşlar, dışarıdan vidası uzun olduğu için şu sineklikten dolayı kaydırıp açamıyoruz rahatça. Onun değişmesi lazım en kısa zamanda. Oradaki pislikten dolayı da bakın, içeriye hep hem toz girmiş hem de böyle yağmur suyu girmiş. Çamurlu kalmış. Oraları bir silmek lazım. Orayı da hallederiz. Durun bakalım. Önce şu biber dolmasını halledelim. Ondan sonra hepsini hallederiz Allah izin verirse. Şöyle biber dolmam pişerken burada keşkeğim pişti arkadaşlar. Mis gibi. Üstüne de sarımsaklı yoğurdu dökeceksiniz. Oh mis. Burada da böyle keşkeğim pişti. Bol su koydum çünkü akşamdan ıslamadım arkadaşlar. Ne yapayım? Aklıma keşkek geldi. Tavuğum da olunca böyle buzdolabında çözülmüştü de değerlendirmem lazımdı. Dedim hemen bir keşkek yapayım. Şimdi bunu güzelce bir ezmek lazım. Bir tuzuna falan bakmak lazım. Tavuğu da içinden çıkarıp didiklemek lazım. Aslında kemikli tavuk kullanıyordum genelde ama
Arkadaşlar bu sefer böyle oldu. Ve balkon takımımız geliyor. Az önce aradılar arkadaşlarım. Aradılar dediler. Sıcaktan kollarımı falan açtım böyle. Aradılar dediler, evde misiniz, geleceğiz. Evdeyiz, sizi bekliyoruz. Ayarladık yerini dedim. Ondan sonra tamam geliyoruz dediler. Evi tekrardan bir tarif ettik falan. Geliyor bakalım. Gündüz gözüyle gelseydi çok daha iyiydi ama akşam oldu. Saat şu an 7:20 geçiyor arkadaşlarım. Neyse gelsin bakalım. Sorunsuz gelsin de gerisi önemli değil değil mi arkadaşlar? Geç olsun güç olmasın. Azıcık oturayım yemek yaparken falan da böyle bir bunaldım. Evin içi de sıcak. Bunaldım birazcık yani. Hızlı hareket edeceğim diye yemeği de yapayım. Bir taraftan balkon halledelim bir taraftan. Size de hiç halatır soramadım vallahi. Nasılsınız, iyi misiniz güzellerim, güzel arkadaşlarım, güzel kalpli, güzel gönüllü dostlarım? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnanın ben o kadar çok koşturduğum için, yani böyle çok böyle telaşlı, koşturmacalı geçtiği için yorumlarınıza bile dönemedim. Lütfen kusuruma bakmayın. Yani siz izlerken başınız dönüyor belki. Ben yaşarken bir de benim yerime koyun kendinizi. Gerçekten yetişmekte zorlandım bu ara. Böyle çok spontane gelişiyor yani her şey. Birdenbire hop oradayız, birdenbire hop buradayız, birdenbire hop bakmışsınız misafirimiz gelmiş. Böyle dolu dolu yaşıyoruz hayatı, şükürler olsun Rabbimize diyelim. Şu keşkenin tavuğunu falan bir halledeyim. Kapımız çaldı ve balkon takımımız geldi arkadaşlar. Şöyle çok şükür Allah'a bir taşısınlar bakalım eve. Ali Bey taşımaya başladı arkadaşlar. Şöyle sehpamızı da Ali Bey taşıdı. Rengi güzel olmuş. Bayağı yüksek bu. Bizim orada baktığımız o kadar yüksek değildi sanki. Değildi değildi, bu kadar yüksek değildi Ali. Hatırlasana, kahve içmiştik. Hatırlayamıyorum hikaye olduğu için diyor. Bakalım nasıl olacak. Bayağı bir dolduracak balkonumuzu galiba arkadaşlar. Bence de yüksekmiş. Oradakinden yüksek sehpa. Ayaklarını kestirsin. Yo, yemek yemeye de rahat olur, güzel olur. Evet, rengi de böyle ceviz. Bakalım bir tamamen. Hatta şuraya cam koyacaksın. Ya da altına kaktüsleri koyacaksın. Oradaki kaktüs ne yapsın? Yaşasın. Yaşayabilir mi orada? Şöyle. Sürtmüş herhalde o klentler. Şöyle. Bebeği diğerini de getirdi. Ali şurası. Bak bu. Ne bu, ruj mu ne bu arkadaş? Allah Allah. Arkadaşlarım şöyle bir göstereyim size. Şimdi bir düzenleme yapmamız gerekiyor bizim. Şekli öyle mi olacak, böyle mi olacak? Bir bakacağız. Efendim Ali. Fabrikatı diyormuş, bir buçuk aydan önce bir şey gönderme ediyormuş. Yani bence de hani alan kişiye de onu söylesin. Şimdi, fabrika bir buçuk aydan önce kimseye bir şey gönderemeyiz, ürün gönderemeyiz diyorlarmış. Bence de yani ne zaman... Az personelle çalışıyorlarmış. Neyse. Geldi. Sehpa orada baktığımızda bu kadar yüksek değildi. Neyse arkadaşlar. Şimdi biz şu ikiliyi karşıya alıp diğer tekliği de buraya alısımız var. Ortada şöyle geniş bir alan oluşsun diye. Çünkü bu şekilde böyle öldü bütün böyle balkonu birazcık kapattı gibi oldu. O yüzden şekil değişikliği yapacağız. Cansucuğum dekore etmeye başladı arkadaşlar. Şöyle sehpamızı getirdi. Hemen son halini gösteriyorum. Böyle ikiliyi aldık. Bu daha Cansu geriye ittirilmiyor mu? Ayağı şeye ama azıcık öne çek. Azıcık öne çek. Ama eğer şöyle yaparsın. Evet. Tamamen arkaya dayayabilirsin onu bence. İttir indir, tamam. Böyle. Şöyle arkadaşlar. Böyle yaptık. Şöyle göstereyim. Burayı da böyle hemen çiçeklerimizi getirdik. Kiraz fidemizi falan getirdik. Ama bu kadar çiçeği ben şimdi nereye koyacağım arkadaşlar? Bana şuraya o zaman küçük o kitaplık oraya Cansu. Dar, uzun, içine de bütün kaktüslerimi falan. O çok kapatır, öyle bir şey olmaması lazım. Şunun yarısı kadar falan bir şey lazım. Neyse böyle yaptık arkadaşlarım. Şu an böyle. Yani şekil olarak böyle kalacak. Cansucuğum bir çık da uzaktan küçülterek göstereyim yavrum. Şöyle arkadaşlar. Balkonumuz böyle.
Böyle oldu yani, kilimimiz yıkanacak. Aydınlatma lazım. Aydınlatmamız evet yeterli değil gibi. Evet, balkonumuzun dekorasyonu da tamamlandı gibi bir şey oldu. Çok şükür geldi balkon takımımız. Yorumlarınızı tabii ki bekliyorum arkadaşlar. Çiçek düşmüş. Yani gündüz gözüyle daha farklı görünür herhalde, bilmiyorum, bakalım. Şimdi çiçekleri nereye koysak diye bir planlama yapmaya çalışıyoruz ama tekliyi buraya koyduk çünkü tekli hafif olduğu için camımızı açıp kapatmak çok zor olmaz diye düşündük. Hemen şöyle kenara çekip camımızı istediğimiz şekilde açarız, kapatırız. Bu şekilde. Cansucuğum hala çiçek taşıyor. Yavrum onu çevir de cam vurur ona. Ne? Şu. Daha geriye itti. Arkadaşlarım yemeğimizi yedik. Şöyle balkona kitaplık diyorum. Çiçek sehpasını, şöyle kaktüslerimi koyduğum sehpayı şöyle koydum ama hiç olmadı bacılarım. Hiç olmadı. Yani çok kapattı burayı. Burayı kapatmasını, yani şu geçişi kapatmasını da hiç istemedim. Yani şekil bu. Bu şekilde hani koyduk. Hani ortalık geniş kalsın. Çünkü arkadaşlar falan hep beraber geldiğimizde yerlere de oturuyoruz falan. Çiçeklerim tamamen ortada kaldı arkadaşlar. Şöyle çiçeklerim tamamen ortada kaldı gibi oldu. Cansucuğum da diyor ki anne şuraya, şu duvara diyor iki tane raf yaptırırız. Kaktüslerini oraya koyarsın diyor. Ben de işte şuraya mı acaba dedim, şöyle 3 tane falan raf yaptırsak oraya da olabilir diye düşündüm. Bilmiyorum, lokumanın yerini buldu arkadaşlar. Bir keşfettiler, bir baktılar, dolandılar. Şimdi benim kızım lokum buradan nasıl kamyonu takip edecek? Nasıl takip edecek kamyon geldiğinde minnoşu? Edemeyecek sanki. Bunu da yaklaştırmadık tamamen oraya. Belki tamamen yaklaştırabiliriz arkadaşlar. Bilemedim ya. Yani şu çiçekler çok canımı sıktı. Yani çiçeklerimi buraya koymayı istiyordum ama çok da kapatacak, çok da daraltacak ortalığı. Arka balkona götüreceğim ve arka balkonda muhtemelen öyle koyacağım. Şu an öyle görünüyor. Sandığı da arka balkona götüreceğim gibi görünüyor. Daha mutfağa şekil veremedim. Mutfağın işini falan da yapamadım arkadaşlar. Yemeğimizi falan yedik, içtik. Mutfağı topluyordum. İnanın bakın, yemekleri küçük tencerelere aktarıyordum. Ondan sonra işte makineyi çalıştıracağım falan. Doldurdum makineyi. Küçük tencerelere aktardım yemeklerimi, artanları. Hemen soğudukları zaman dolaba atacağım. Böyle toparlamaya çalışıyorum yani arkadaşlar. Toparlamaya çalışıyorum. Lokum nasıl güzel uyuyor benim kızım. Nasıl güzel uyuyor. Minnoşum benim. Dünün yorgunluğu, bugün sabah böyle bir telaşla evden çıkmış olmanın verdiği telaş, işte misafirlik, eve tekrar koşturarak gelmek, koşturarak yemekleri yapmak etmek, gücüm biraz azaldı arkadaşlar dolayısıyla. Ama çok şükür Allah'a evimizin en son ve en büyük ihtiyacı olan balkon takımımız da geldi. Rabbim hayırlısıyla ödemeyi de nasip eylesin inşallah. Vallahi 1,5 ay oldu yani. 5 hafta oldu diyelim sipariş vereli. Ali'nin dediği değil, benim dediğim çıktı arkadaşlar. Hani konuştum telefonda, haftaya en geç pazartesi salı demişlerdi dedim ya, size de söylemiştim. Ali de öbür hafta diye sen düşün demişti bana. Çok şükür bu haftaymış. Hani bir hafta daha beklemedik. Öyle olunca aslında ben dün gidip yüz yüze görüşecektim arkadaşlar. Ama misafirlerim gelince, akşam da böyle yemekli misafir olunca çıkamadım. Çıkmak da istemedim zaten. Dün o kadar keyifliydik arkadaşlar. Keşke böyle doya doya hani çekebilseydim. Daha böyle dolu dolu çekebilseydim ama olmadı. Bu kadar oldu. Neyse bakalım arkadaşlarım. Yani yorumlarınızı bekliyorum. Kıymetli yorumlarınızı bekliyorum. Beni yorumsuz bırakmazsanız çok mutlu olurum. Biliyorum kırılıyorsunuz. Farkındayım, yorumlarınız günden güne düşüyor. Ama yaşadığım hayatı da görüyorsunuz arkadaşlar. İnanın şöyle oturup da bir saat şöyle kendi halimde video düzenlemenin dışında oturduğum hiçbir dakikam yok. Seçkincimle konuştum hatta, Ankara'daki arkadaşım. Polis yaşıyor da burada aşağıdaki evimizdeyken komşuyduk yani, yan yana binalarda oturuyorduk. Hala görüşürüz, yılların arkadaşlığı. Onunla konuştum işte bu akşam. Dün beni aramıştı misafirlerim varken, telefonu dahi açamadım arkadaşlar. Çünkü hep böyle bir hani yetiştirme, hizmet etme şeyi olduğu için. Ay Seçkin sen beni aradın ama ben sana işte dönemedim bacım falan diye. Onunla da konuştuk. Hani dedim Seçkin Yeliz diyor, çok yoruluyorsun diyor. Yani kendine azıcık bir saat olsun vakit ayır diyor. Dedim ayıramıyorum Seçkin, hani yapamıyorum. Yapmam gereken şeyler var çok şükür dedim. Hani balkon takımımız da geldi. Bundan sonra inşallah düzenimi sağlayacağım. Bütün düzenimi,
tamamlamış olacağım inşallah Rabbim. Günlük düzgün böyle düzenli derli toplu ev rutinine inşallah kavuşacağım. Her şey yerli yerine yerleşecek artık. Ondan sonra artık seçin inan gidelim. Şu an balkonda oturuyorum. Yani o kadar çok özlemişim ki dedim böyle hani oturup da şöyle ben şimdi burada oturayım. Arkadaşlar elimde el işim olsun. Yanımda çayım kahvem olsun. Televizyon da var burada. Yani daha ne isterim ki? Hani keşke kendime şöyle bir saat vakit ayırabilsem. Belki ben bunları söylerken size şey geliyor. Abartıyorum gibi geliyor belki ama arkadaşlar aynen yaşadığım durum şu. Ya video çekiyorum, ya misafir ağırlıyorum, ya misafirlikteyim. Ya da temizlik yapıyorum, yemek yapıyorum ya da işte bir şeyler üretmeye çalışıyorum. İnanın böyle misafirliğe gittiğim zaman da böyle elimde telefonda sürekli bir şeylerle uğraşmak hiç hoş olmuyor. Evinize misafir geldiğinde de sürekli telefonla haşır neşir olmak hiç hoş olmuyor. Çünkü evinize geliyor ve ağırlamak zorundasınız. Yani hani eve gelen insana da kalk çayını koy, kalk ne istiyorsan onu al diyemezsin. Hani zaman zaman dediğimiz oluyor tabii ama yani o kadar da hani abartmak da çok kötü bir şey yani. Hani hiç hoş olmayacak. O yüzden ben inanın hani keşke yetişebilsem ama yetişemiyorum. Sizler de işte yorumlarınızı birazcık azalttınız bundan sebep. Sizi de çok iyi anlıyorum. Size de bir şey diyemem. Ben her zaman söylüyorum. Yorumlarınızı, aboneliklerinizi, beğenilerinizi her zaman bekliyorum. Emeğimin karşılığı olarak yorumlarınızı okumaktan gerçekten çok mutlu oluyorum. Tam böyle işte kalple koymuyorum ki diyorum hani şey yaparım, cevap veririm, kalbini beğenisini yaparım, cevabını veririm diyorum. Ona da yetişemiyorum. Bunu da samimiyetimle söylüyorum. Öyle. Bendeki durumlar böyle. Ben şimdi gideyim mutfağımı halledeyim arkadaşlar. Şu çiçekliği sandığı da Ali uyudu. Ali şu an salonda uyuyor. Sandığı ve çiçekliği bir yer bulmam lazım. Caner'in odasına doğru götüresim var ama durun bakalım. Haydi ben bütün samimiyetimle içinde bulunduğum durumu, yaşadığım durumu anlattım size. Ve anlayışınıza sığındığımı bir kez daha söylüyorum arkadaşlarım. Artık bütün hani evimizin rutinini sağladıktan sonra inşallah videolarımın da paylaşım saatini, düzenini, yorum düzenini inşallah canı gönülden diliyorum ki getirmek istiyorum. O zaman kalkayım ve işime devam edeyim. Sandığı Caner'in odasına götürdüm arkadaşlarım. Şöyle kitaplığın raflarını çıkarıyorum ki hafif olsun. Lokum kızımız da hiç yardım etmiyor bana tabii ki. Her zaman olduğu gibi. Yatışlarda. Diyorum ki şimdi bir de bu balkon takımının tüyünü süpürme işi çıktı. Yeliz'in başına. Şöyle aldım arkadaşlar. Şunu hemen kolayca buradan bir çıkaralım bakalım. Dedim mi bilmiyorum ama sandığı Caner'in odasına götürdüm. Artık sonrasında tam yerini bulacağım, edeceğim. Bu burada hiç olmadı dediğim gibi. Şimdi buradan bunu bir çıkarayım. Ağırlıklarını aldım içinden. Şimdi çok daha rahat bir şekilde çıkaracağım. Bunu da şimdilik bir koridora koyasım var. Sonrasında bakacağız. Şimdi idarelik bir koyacağım. Çiçeklerime çözüm bulmaya çalışıyorum. Bulamıyorum. Şöyle sehpamı çevirdim. Şu sehpayı getirdim. Onu dedim bir yere koysam, üstüne çiçeklerimi koysam dedim. Ondan sonra olmuyor arkadaşlar. Vallahi mutfakta şunu elime aldım ve aynen kendimi şöyle derken buldum. Ben çiçeklerimi görmeden nasıl duracağım? Hani arka balkona götürürsem ben çiçeklerimi görmeden duramam ki dedim. Böyle de bir üzüldüm gibi oldu yani arkadaşlar. Böyle hani oturup burada görüyordum çiçeklerime falan bakıyordum. Çözüm bulmaya çalışıyorum ama bulamıyorum gibi de bir durum oluyor. Bilemedim ne yapacağımı yani sizin yorumlarınızı bekliyorum, fikirlerinizi bekliyorum. Olmadı o sehpayı yine koyacağım buraya yani olursa yani olmadıysa olmadı. Çiçeklerim yanımda dursun. Mantık bu. Çiçeklerim şuramda yanımda dursun. Lokumun olduğu yere oturduğumda çiçeklerimi göreyim gibi bir mantığa büründüm arkadaşlar. Bilmiyorum bu şekilde de veda etmek istiyorum sizlere. Sizleri çok seviyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Saat birazcık ilerledi, geç oldu. O yüzden bir an önce uyumaya gideceğim. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlarım. Rabbim her şeyi güzel kalbinize, gönlünüze göre versin inşallah. Yeliz bacınızdan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.